Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Nasılsınız? İyi, ya iyi olun ya. Ne olur iyi olun. Lütfen istirham ediyorum iyi olun. Ne kadar iyiyim derseniz inanın göreceksiniz ki o kadar iyi olacaksınız. Çok eskiler ne dermiş? Aklına gelen başına gelir. İnsan nasıl düşünüyorsa odur. İyi düşünüyorsanız iyisinizdir. Kötü düşünüyorsanız kötüsünüzdür. Çocukluğumuzda okurduk, hatırladınız mı bilmiyorum. Bu dönemdeki çocuklar okudular mı? Delikanlılar, şu andaki beni izleyen gençler hatırlar mı, okudular mı bilmiyorum. Bizim çocukluğumuzda anne oğlunu bir dağa götürüyordu. Hadi bakayım şimdi bağır diyordu. Seni seviyorum diye. Çocuk seni seviyorum diye bağırıyordu. Dağdan yankı geliyordu seni seviyorum diye. Senden nefret ediyorum diye bağır diyordu. Senden nefret ediyorum diyordu. Karşıdan da senden nefret ediyorum diye ses geliyordu. Böyle. Yani bizim çocukluğumuzda böyleydi de şimdi böyle değil mi? Hep böyle. Dönün bakın geriye. Marcus Aurelius. İmparator, Roma İmparatoru Marcus Aurelius. Günümüzden 1700-1800 sene kadar önce nasıl düşünmüş ve yaşamışsa, ki filozoftur kendisi biliyorsunuz. Bugün günümüzde de Marcus Aurelius'un o gün söyledikleri iyi insan olabilmek için, başarılı bir insan olabilmek için söyledikleri aynen geçerli. Marcus Aurelius at arabasına biniyordu. Bugünkü krallar, sultanlar, seçilmiş padişahlar jetlere biniyor. Marcus Aurelius mükemmel bir imparatordu. Dürüsttü, şerefliydi, ahlaklıydı, yalan söylemiyordu, çalmıyordu, çırpmıyordu, çalınmasına, çırpılmasına izin vermiyordu. Bugünkü seçilmiş sultanlar çalıyor, çırpıyor, hırsızlık yapıyor, devletin malını yiyor. Hayır, Türkiye için konuşmuyorum. Ya yemin edeyim, doğru söz yemin gerektirir mi? Türkiye için konuşmuyorum abi. Başka yani. Az gelişmiş ülkeler için söylüyorum. Mesela Sadi Şirazi, hükümdar göz yummazsa eşkıya kervan basamaz dediğinde bunu o dönemin hükümdarları için söylemişti. Ya kusura bakmayın. Neden gülüyorum biliyor musunuz? Tamamlayamadım. Çünkü biliyorum ki yine birileri sen bizim reisi anlatıyorsun. Ya sizin reisi niye anlatayım? Şimdi ne ilgisi var? Sadi Şirazi günümüzden 800 sene önce yaşamış. Sizin reis bugün yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Yaşıyorsa nerede yaşıyor onu da bilmiyorum. Sizin reis gibi reis var mı? Ondan da haberim yok. Allah Allah. Geçin gidin ya. Tövbe tövbe. Neyse canlarım. Fazla uzatmadan hadi başka konulara gireyim. Çünkü yine yanlış yola sapabilirim. Yani başka daha önce de yanlış yola sapmış olduğumun itirafı mı? Olabilir herhalde ki beni habire mahkemelere veriyorlar. Demek ki onlara göre yanlış yola sapıyorum. Onlara göre bile yanlış yola sapmak istemiyorum. Ha, bu arada Kemal Bey'e hem teşekkür hem tebrik. Neden? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde liberal, demokrat, sosyalist olduğunu açıklayan ilk kişiyim. Halen liberal, demokrat, sosyalist benden başka var mı bilmiyorum. Belki de halen yoktur. Belki yine yalnızımdır. Ama yani bunu açık yüreklilikle duyuran, bu lakabı kendisine alan kişi benim. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa, bakın Mustafa Kemal Atatürk de dahildir bunun içine. Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemiyle bu dönem farklı. Onun için ay Kemal Bey Mustafa Kemal Atatürk'ten daha mı insancıl gibi laflar falan sormanın bir anlamı yok. O dönem ayrı, bu dönem ayrı. Ama Ecevit dahil, ki Ecevit'ten başka sol ya da solumsu parti iktidarı görmedik biz. Ecevit merhum da hayatında bir kere bile tek başına iktidar olmadı. Birinde yanında her bakan vardı. Birinde de Devlet Bahçeli vardı. Şanssız adam abi. İkisinde de başarılı olamadı diyelim. Kıbrıs çıkartmasını başarılı sayarsak tabii ki o da ayrı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa liberal, demokrat, sosyalist bir cumhurbaşkanı olacak. Bakın daha henüz olmadı. Olacak. Ben hiçbir kuşkum yok. Yani Kemal Bey'in cumhurbaşkanı olacağından hiçbir endişem yok.
Ama efendim iktidarı vermezler de falan da geçin gidin onları. Onların hepsi tevatür. Onlar sırf Millet İttifakı adayına oy verecek seçmenlerin moralini bozmak için ortaya atılan palavralar, babalanmalar. Ne, kim neyi vermiyor ya? Ya kim neyi vermiyor ya? Demokratik bir seçim olacak. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Ve iktidarı vermeyecekler. Hadi sıkarsa vermesinler. Bakın ne kadar net konuşuyorum. Sıkarsa vermesinler. Kim diyor bunu vermezler diye ya? Ya bu ülke hepimizin ya. Bu ülke hepimizin. Hepimiz Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde bu ülke topraklarında kavga etmeden, birbirimizi kırmadan, dökmeden, aşağılamadan bütün farklılıklarımızla kabul edecek, el ele vermesek, gönül gönüle koymasak bile birbirimize tahammül ederek yaşayacağız. Zaten 2-3 sene sonra öyle güzel, öyle demokratik, öyle çağdaşlaşmış bir ülkemiz olacak ki kimse kimsenin inancına karışmıyor. Kimse kimsenin giyimine, kuşamına, yaşamına karışmıyor. Yine 20 sene önce olduğu gibi başörtülü kızlarımız Japone kollu ya da dekolte gezen kızlarla el ele, gönül gönüle şarkılar söylüyorlar, sohbetler ediyorlar, geziyorlar. Yine o günler dönecek. Bakın iddia ederek söylüyorum. Yine o günler dönecek. Ne başörtülü kızlarımız dekolt giyen, omuzdan askılı tişörtlerle gezen kızlara düşmanca bakacak. Ne omuzdan tişört giyen kızlarımız başı örtülü kızlarımıza düşmanca bakacak. Aynı Gezi Parkı'nda olduğu gibi, evet 2013 Gezi Parkı'nda öyleydi. Başı örtülü kızlarımızla askılı tişört giymiş, Mayıs'ın sonuydu çünkü sıcak havalar. Kızlarımız el ele geziyorlardı, yan yanaydılar, şarkılar söylüyorlardı, gitarlar çalınıyordu, şiirler okunuyordu, kitap okuyorlardı. Evet, harika bir ortamdı. Eğer biz o ortamı koruyabilseydik, o gün Abdullah Gül'ün gösterdiği, Cumhurbaşkanı'ydı, gösterdiği olgunluğu, dönemin başbakanı gösterebilseydi, bugün dünyanın en saygın ülkelerinden biriydik. Kişi başına milli gelirimiz kesinlikle ve asgari 25 bin dolardı. Yıllık ihracatımız en az 500 milyar doları geçmişti. Yıllık gayri milli gelirimiz, gayri safi milli gelirimiz 2 trilyon doları en az bulmuştu. Erdoğan nedense istemedi abi. İstemedi. Ve Gezi Parkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik hukuk devleti olduğunun, tabii ki laik aynı zamanda, laisizm işte oydu. Başörtülü kızımızla askılı tişört giyen kızımızın yan yana yürüyebilmesiydi. Ve Erdoğan Abdullah Gül'ün o günkü olgunluğunu gösterebilseydi aşmış gitmiştik. Dünyanın en saygın demokrasilerden biriydik ve çoktan Avrupa Birliği üyesi olmuştuk. Çoktan Avrupa Birliği üyesi olmuştuk. Ve o gün 12.594 dolar alan kişi başına milli geliri son 9 senede 8.500 dolara düşüren Erdoğan hala ben Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Ve hala da arkasından gidenler var. Arkasından gidenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakikasına kadar yanından ayrılmayabilirler. Belki. Ne gelirse kârdır. Evet canlarım, ben Cumhuriyet tarihimizde ilk defa liberal demokrat, sosyalist, en az eşitsizlikçi, özel sektörle kavgası olmayan, özel sektörle sendikaları en özgürlükçü ortamda pazarlık yapmak imkanı sağlayan, onlara birbirlerine düşman değil, birbirlerine dost eden bir yönetim olacak. İşte benim dediğim liberal demokrat sosyalist felsefe, en az eşitsizlikçi felsefe budur. Tam eşitlik mümkün değil. Dünyada olamayacak da zaten. Bakın dünyada tam eşitlik olamayacak. Biz görürüz görmeyiz değil ama dünyanın sonuna kadar olmayacak. İnsanın olduğu yerde tam eşitlik olamaz. O zaman da yetenekler, çalışanlar, bilgi sahipleri, çok yetenekli olanlar bilhassa tabii ki ve çok çalışanlar, risk almaktan korkmayanlar, risk almaktan korkanlarla, tembellerle, hiç okumayanlarla, hiç eğitim almamışlarla eşit olabilir mi canlarım? Böyle bir şey de normal bir insan vicdanına sığmaz.
Kemal Bey deprem bölgesinde mükemmel bir açıklama yaptı. Benim liberal demokrat felsefemde devlet var. Benim liberal demokrat felsefemde devlet denetleyen devlet. Devlet ihtiyaç sahiplerinin, mutlak ihtiyaç sahiplerinin nasıl tembelliklerinden dolayı değil, eğitimsizliklerinden dolayı değil, kader beni fakir bıraktı ne yapayım aga diyenlerden değil, hayır. Doğal afetlerden dolayı kaybeden her yurttaşının yanında olan devlettir. Liberal, demokrat, sosyalist devlet budur. Kemal Bey dün deprem bölgesinde yaptığı konuşmayla depremzedelerin evlerini, yapılacak evleri kendilerine bir tek kuruş almadan vereceğiz diyerek işte benim dediğim, benim tanımladığım liberal, demokrat, sosyalist lider, cumhurbaşkanı örneği verdi. Uruguay'ın bir devlet başkanı vardı. Pepe miydi? Hani Volkswagen, kaplumbağa Volkswagen'le işe gidip giriyordu. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı. Eski komünistmiş o. Kemal Bey eski komünist mi bilmiyorum ama bugün komünist değil. Bildiğim bir tek o. İşte o Pepe, Uruguay'da. 60'ar metrekarelik, 80'er metrekarelik ama modern, ama içinde bütün her türlü çağdaş ve sosyal imkanı olan konutlar yaptı. Ve evsizlere verdi onları. O Pepe verdi. Sonra da Cumhurbaşkanlığı bıraktı, evine çekildi. Evet, bağ evine çekildi. Yine Volkswagen'le gitti geldi her tarafa. Cumhurbaşkanı iken de Volkswagen'le gitti geldi. Muhteşem bir cumhurbaşkanıydı. Bizim cumhurbaşkanımız gibi 13 tane uçağını boş verin. Bir tane uçağı yoktu. Tarifeli uçaklarla gidiyordu başkentlere. Uruguay bizden zengin. Bizden zengin. Kişi başına milli gelir bizden daha yüksek. Enflasyon bizimle kıyaslanmayacak kadar düşük. Demokrat. Evet. Kemal Bey'i de ben Pepe fonksiyonunu görüyorum. Yani Uruguay'ın hayran kaldığım o cumhurbaşkanı Pepe fonksiyonunu görüyorum. Meraklıları evlerinde Netflix platformunu izleyebilme imkanları olanlar Uruguay Cumhurbaşkanı Pepe diye yazsınlar, Netflix'i izlesinler. Devlet adamı. Evet, devlet adamı. Evet. Harika. Bizde dur ya, bizde diyeyim de dur. Orada durayım canlarım. Bizde liberal demokrat sosyalist felsefeyle yönetilebilecek bir kapitalizm yok. Bizde ilkel, vahşi, bencil, ahbap çavuşçu, akrabacı, kayırmacı, üçkağıtçı, yağmacı, ihaleye fesat karıştırıcı bir kapitalizm var. Çağ dışı bir kapitalizm var. Böyle bir kapitalizmle dünyanın hiçbir ülkesi gidemez, yürüyemez. Mümkün değil. Bilirsiniz değil mi? Çocukluklarımız bizim çocukluklarında vardır. Daha sonra onların yerine düdüklü tencereler çıktı. Bizim düdüklü tenceremiz yoktu çocukluğumda. 1960 ihtilalinde babacım hapse girdikten sonra biz iflas ettik. Evet, ben görmedim evimizde. Sonra gördüm düdüklü tencereyi. Neyse. Biz ne yapardık biliyor musunuz? Böyle tencerede buharla pişmesi gereken yemeklerin kocaman tencereler vardı. Rahmetli babaannecim. O tencerelerin içine koyardı bir şey. Diyelim ki tavuk pişiyor ya da ne bileyim işte bir şey pişiriyor. Buharlı olması lazım. Üzerine kapağını kapatırdı. Etrafını da hamurla yapıştırırdı. Bildiğimiz hamur ya. Ekmek hamuru. Yapıştırdı bir güzel şöyle. Ama yine de birkaç defa o tencerenin kapağının patladığını hatırlarım ben. Ya canlarım, toplumlar da öyledir. Fazla baskı geldi mi patlarlar. Ya da saati bozuk, düdüğü bozuk tencere gibi. Alarm vermezler. Bekler evdeki teyze, abla, anne, babaanne yemek pişiyor diye. Farkına da varmaz. Basınç bir gelir. Bam! Sonra haber. Düdüklü pencere. ne penceresi ya? Düdüklü tencere patladı. İşte falan oldu. Teşekkürler Kemal Bey. Teşekkürler arkadaşım. Ve tebrikler. Türkiye'nin bu sizin zihniyetinizdeki bir cumhurbaşkanına derhal ihtiyacı var. Böyle bir cumhurbaşkanını aklı başında özel sektör de istiyor. Top özel sektör değil mi? Top özel sektör ama güzel sektör değil.
Topu yönetenlerin demokrasiyle hukuk devletle ilgileri yok. Ama onların işçileri de görecekler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun getireceği sistem onların da yani o top üyesi iş adamlarının da işine yarayacak. Bilhassa göçmenleri diyorlar ya da mültecileri diyorlar ki ben onlara en başından beri ne diyorum? İşgalci diyorum. En başından beri. 2011 yılından beri ben Suriye'den gelen hepsine işgalci diyorum. Ben haklı çıktım. Bırakın da kendimi öveyim azıcık ya Allah aşkına ya. Allah Allah. Bana bir soru gelmiş. Cumartesi günü Kılıçdaroğlu HDP'ye gidecekmiş. Biliyorum HDP'ye gideceğini. Onu biliyorum. O bir haber çünkü. Soru şu. HDP seçime girebilecek mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Benim görüşüme göre bu şartlarda HDP seçime girebilecektir. Seçime 2 aydan daha az bir zaman kaldı. Yaklaşık 55 gün kaldı. Bu 55 gün içinde önce HDP sözlü ifade verecek. Nereye? Anayasa Mahkemesi'ne. Zannediyorum 14 Nisan mı? 14 Nisan'da galiba. Daha erken bilmiyorum yani. Ama 14 Nisan olduğunu tahmin ediyorum. Öyle okudum bir yerlerde. Anayasa Mahkemesi sözlü ifadeden sonra ifadeyi ve iddianameyi yani Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini 15 asil üyeye dağıtacak. 15 asil üye iddianame ile birlikte HDP'nin yaklaşık benim tahminim o 100 sayfayı bulacak. Savunmasını da okuyacaklar. Sonra görüş bildirecekler ve karar verecekler. Bunlar bir ayda olmaz. Ha, okumazlarsa olur bir ayda. Bir günde bile olur. Ertesi gün bir bakmışsınız karar almışlar. Ancak HDP'nin kapatılmasıyla ilgili karar toplantısının gündeme gelebilmesi için Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın karar alması şart. Yani Anayasa Mahkemesi Başkanı ben bunu seçimden sonraya erteliyorum derse hiç kimse bir şey yapamaz. Anayasa Mahkemesi'nden yukarıda mahkeme yok. Yukarıda en yukarıda var ama onun da en yukarıda mı yoksa en aşağıda mı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü evrende Tanrı sadece dünyanın Tanrısı yok. Eğer bütün inançlara göre Tanrı evrenin Tanrısı. O nedenle hani kavmın kimileri böyle Allah'ım ya Rabbim ya yukarıda ne arıyorsun lan? Tanrı yukarıda değil ki. Tanrı her yerde. Yukarıda Allah var. Yok ya. Üst katta ben varım. Ya böyle bunları hiç ciddiye almıyorum ben. Kusura bakmayın biliyorsunuz. Yani canlarım demek istediğim şu. Anayasa Mahkemesi HDP'yi benim tahminim kapatmaz. Diyelim ki Zühtü Bey Anayasa Mahkemesi Başkanı bugüne kadar gösterdiği demokratik tavırlarını bir tarafa attı. Ya kardeşim dedi ya artık seçim sahtı mahalline girmiş olsak da ki siyasi değil hukuki ahlaksızlık sayılır. Bakınız siyaset seçim başladı artık. Seçim döneminde bir partiyi yargılamak ve mahkum etmek ve siyaset yasaklısı yapmak sadece siyasi değil hukuki ahlaksızlıktır. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın böyle bir şeyi kabul edebileceğine ihtimal dahi vermiyorum. Dede ya yanılırsan yanılmam. Zühtü Bey öyle bir şey yapmaz. Mahcup olursun bana diye sorabilirsiniz. Ya mahcup olursam ben ne yapayım kardeşim ya? Ben Zühtü Bey konusunda yanılmayacağımı, mahcup olmayacağımı zannediyorum. Ve bakın aklın yolunu söylüyorum. Bu HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi görüşmeleri ve karar safhasına geçilemez. Zaten Zühtü Bey bunun seçim sahtı mahalline girdikten sonra görüşülmesini için de oturum kararı almaz. Alırsa da bu Anayasa Mahkemesi'nden 10 oy kapatılsın diye çıkmaz. Asgari 10 oy hatta 10 evet 3'te 2 10 oy. 15 üyenin 10'unun HDP'nin kapatılması lehinde oy vermesi lazım ki bence mümkün değil.
Daha rapor yazılacak, raportör yazılacak. Tabii ben bu arada bundan söylüyorum ama sözlü ifadeden sonra. Kolay değil ya. Bakınız, Ekrem İmamoğlu davası ne oldu ya? Ne oldu Ekrem İmamoğlu davası? Çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu davası seçime 2 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun beraatiyle sonuçlanabilir. Evet. Ondan sonra da bas bas bağırırlar. Hani biz yargıya baskı yapıyorduk? Kardeşim, köprüyü geçtikten sonra yargıya baskı yapsan ne olur, yapmasan ne olur artık? İmamoğlu aday değil. O iş bitti. Çok istediniz ama olmadı. Ya canlarım benim. Neyse. Bu arada bir konu daha var. Onu da sizinle paylaşayım ve gidelim. Haber şöyle. AKP'de 6.284 rahatsızlığı. Derya Yanık. Derya Yanık biliyorsunuz. Yüreği yanık değil. Nasıl yanık bilmiyorum. Soy ismi Yanık. Başka bir ismi daha vardı galiba. Neyse. Aileden ve çocuktan sorumlu bakan. Aileler, çocuklar deprem bölgesinde perişan. Derya Derya'da. Yanık olduğu için aradık kendini Derya'ya attı. Su iyi gelir. Soğuk su yanığa iyi gelir. Ve Özlem Zengin. Özlem Zengin de biliyorsunuz. Evet. Neyse. Hedef tahtasına konuldu. Ah Derya Hanım. Ah Özlem Hanım. Ya bu sizin partinizde. Bakınız. Canlarım, ben size hitaben söyleyeyim burasını. Onlara hitaben değil. Ben AKP'de Özlem Zengin için bugüne kadar bir kere bile laik devlet düşmanıdır ifadesini kullanmadım. Özlem Hanım İstanbul Sözleşmesi'ne de karşı değildi. Hayır, Allah'ı var şimdi. Yani ben insanları eleştirdiğim kadar hakları vermek gerekiyorsa da haklarını da veririm. Özlem Hanım benim anladığım manada muhafazakar Müslüman demokrat. Yahut da Müslüman olması şart değildi. Başka bir dinden de olabilirdi. Ama dindar bir demokrat. Yani muhafazakar dindar demokrat. Özlem Hanım. Özlem Hanım'ı bugün deseniz ki ya yarın Türkiye'yi bütün hep birlikte laik devletten çıkarıp şeriat devleti yapıyoruz. İnanın çok büyük ihtimalle CHP'li milletvekillerinden daha önce Özlem Hanım itiraz edecektir. Benim tahminim öyle. Derya Hanım zaten öyle bir şeyi asla kabul etmez. Ben Derya Hanım'a takılırım, şaka yaparım, eleştiririm. Bunlar ayrı şeyler. Derya Hanım modern demokrat bana göre. Modern demokrat, dindar. Belki de dindar değildir. Onu da bilmiyorum ve beni de hiç ilgilendirmez. Bana ne, dindar olsa ne olacak, olmasa ne olacak abi. Allah Allah. Nihayet seküler yaşayan bir hanımefendi. Ama başarılı değil. Bakan olmadan önce de AKP'yi çok haksız yerlerde savundu. Neyse. Bakın şimdi ben iki hanımefendiye sesleniyorum. Sizden rica ediyorum canlarım, torunlarım. Şimdi iki hanımefendiye sesleniyorum. Derya Hanım, Özlem Hanım. Siyasal İslam bu. Siyasal İslam bu. Siyasal İslam size saldıranlar. Siyasal İslam'ın bir tek hedefi vardır. İktidara geldikleri ülkede ya da devleti ele geçirdikleri ülkede şeriat devleti kurmak. Kadınları aşağılamak. Kadınları insan yerine koymamak. Dövmek. Ya Refah Partisi, yeniden Refah Partisi mi? Sonradan Refah Partisi mi? Neyse bilmiyorum. Genel başkanını görmediniz mi? Neler söylüyor ya Erbakan, neler söylüyor ya? Tüylerim ürperdi ya. Ha, adam açık açık söylüyor ki ya ben evde karımı dövebilmeliyim diyor ya. Müslüman erkeği karısını dövebilmeli diyor ya. Karısına şiddet gösterebilmeli diyor ya. Ben diyor karımla yatacaksam mesela, öyle bir şey demedi ama örnek olarak biliyorum. Teşbihte hata olmaz. Yatacaksan ve karım kabul etmiyorsa, ay bugün bulaşık yıkadım, bugün temizlik vardı diyecekse diyemez diyor ya. Benle yatacak diyor, yoksa döverim diyor. Ha Özlem Hanım, kabul edebilir misiniz böyle bir şeyi? Eşiniz sizden böyle bir talepte bulunsa, o gün yorgun olsanız, canınız istemese, olur ya ya. Kabul eder misiniz? Tabii ki etmezsiniz. Elbette, neden? Kişilik sahibisiniz. Çünkü muhafazakar demokrat kadın, hem de liberal demokrat muhafazakar kadın aynı zamanda karakterli kadındır. Kişilikli kadındır. Şahsiyetli kadındır. Erkeğin kulu kölesi olmayan kadındır. Dini inançları, dini inançlarına göre yaşamasını, giyinmesini emreder, uyar. Ama kadın olarak da hakkını korur. Değil mi? Benim anladığım, benim bildiğim, benim tanıdığım dindar muhafazakar kadın budur.
Evet canlarım. Şimdi sizlerden ricam. Bu bazı yalancılar var. Bunlar olacak normal. O yalancıların bir tanesinin son kamuoyu araştırma şirketi sıradaki kamuoyu araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Gülmek serbest. Hatta gülün, beraber gülelim. Şimdi bakınız canlarım, şuraya bakar mısınız ya? Bence asrın anket sonuçları. Şirketin ismi Ketar'mış. Ketar. Ket biliyorsunuz. Engel demek. Ketar araştırma engelli, araştırma özürlü demek. İsimleri kötü zaten ya. İsimleri bile ya, biz bir araştırma yaptık ama araştırmamız araştırma özürlü olduğumuz için pek güvenilmez diye adeta bağırıyor. Ama vallahi bu araştırma sonuçlarını ciddiye alıp açıklayanlar var. Ki ben bu Ketar'ı ilk defa duydum hayatımda. Yıllardır siyaset gazeteciliği yaparım, iktisat gazeteciliği yaparım. Vallahi billahi adını ilk defa duydum. Neyse, hadi buyurun gelin şimdi. Gülmek serbest dedim ya. Ama yerlere yatmayın. Hayır, gülün. AK Parti %42.4. CHP, var zavallı CHP, %20.6. MHP, abi aslan MHP. Biz %4 falan diyoruz ama %11.3. HDP'den bile fazla vallahi. HDP zavallı. %8.6. İyi Parti sürünüyor yerlerde. %7.4. Yani AKP İyi Parti'nin altı misli. Bir İyi Partili'ye karşılık 6 tane AKP seçmeni var. Araştırmaya göre. YRP neydi be? Yeniden Refah Parti %2.4. Bir şey söylemiyorum bu konuda. MHP ki, Millet Partisi, Memleket Partisi. Muharrem İnce, Erdoğan'ın ve Süleyman Soylu'nun trollerinin sevgilisi son zamanlarda Muharrem İnce. %1.7. Ay zavallı Ali Babacan. Bir televizyona çıktığında 1 milyon kişi izliyor. Normal YouTube kanallarında 1 milyon kişi izliyor. Oyu %0.8. Yani binde 8. Binde 8. Büyük Birlik Partisi. İşte bu ayıp etmiş. Adam %30 oyumuz var dedi destici. Testici mi destici mi? Destici değil mi? Desteden para destemek mi? Belki de bilmiyorum. Büyük Birlik Parti zavallı %6. Az be. Saadet Parti %5. Ecevit Partisi DSP %5. O da biliyorsun Cumhur İttifakı'nda. Ecevitler kalksa görseler, iyi ki kalkmıyorlar, göremiyorlar. Bir daha ölürler. Demokrat Parti %4. ANAP %4. Hüda %4. Gelecek Partisi %2. Ahmet Davutoğlu'nun partisi %2. Adam her gittiği yerde, sadece bir şehirde %2'nin çok daha fazla yukarısında kişi tarafından karşılanıyor. Diğerleri %1.1. Arkadaşlar ve canlarım, benim sevgili dostlarım, bu Ketar isimli şirketin anket sonuçları seçimlerde çıksın. Çıksın. Hayır, bu anket sonuçları çıkması şart değil. %10 da avans veriyorum. %10 da avans veriyorum ya. %10 avans deyip geçmeyin ha. AKP yüzde kaç oluyor? %36'ya falan geliyor. Az rakam değil. MHP ile beraber %10, %46'ya geliyor ikisi. Az rakam değil canım. Bakın ben buna rağmen kabul ediyorum. Bu anket sonuçları %10 fileyle doğru çıksın. Şerefim üzerine söz veriyorum. Bir daha video çekmeyeceğim. Ama ben haklı çıkarsam, bu yalan anket sonuçlarının yalanı ortaya çıkarsa, bu Ketar mı, kerata mı, neyse, bunların analarından emdikleri sütü burunlarından getiririm. Vallahi getiririm, billahi getiririm. Nereye gidersek istinler. İstedikleri kadar dava açsınlar hakkımda. Umurumda bile olmaz. Hatta ceza davası da açsınlar. Tazminatla beraber açsınlar. Ya böyle şey olur mu ya? Canlarım. Ve şimdi bir başka yine konu. Yine onu da biraz, yine onda da gülelim. İktidardan beslenen bir yazar bir haber yorum yaptı. Adı, ben böyle konularda isim vermeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Diyor ki,
Muharrem İnce'nin bu kararı, yani Cumhurbaşkanı adayı olma kararı, almasının asıl nedeni Memleket Partisi'nin oylarında son bir aydır gözlenen ciddi artışlardı. Meral Akşener sayesinde altılı masa dağılınca İnce'nin oylarında adeta bir patlama yaşandı. Ben onu nükleer patlama sandım. Meğer ince ince patlamasıymış. İnce ince Yasemin ince patlamasıymış. Bunu çıplak gözle görmek de mümkündü. Çıplak göz nasıl oluyor bilmiyorum ben. Ya çıplak göz nasıl, giyinik göz nasıl? Abi giyinik göz dediğin zaten herhalde maske koyarsın gözlerine. Zaten göremezsin bir şeyi. Çıplak gözle yani şimdi mesela ben böyle olunca çıplak göz mü oluyorum? Böyle olunca giyinik göz mü oluyorum? Bilmiyorum abi. Evet, bunu çıplak gözle de görmek mümkündü. Sosyal medyada bağımsız isimler tarafından açıklanan anketlerde bağımsız isimler bağımsız isimler göbekten bağımlı, cepten bağımlı. Hepsinin zaten ne kadar bağımlı olduğunu Sedat Peker alenen açıkladı. Alenen belgeleriyle açıkladı. İnkar edenlerin bir de görüntülerini bastı. Yalancılar diye. Adamların ne şerefi kaldığı yoktu zaten. Ne alakası kaldı zaten yokmuş. Demek ki evet. Devam ediyor o arkadaş. Sosyal medyada bağımsız isimler tarafından açıklanan anketlerde İnce'nin oyu %30-50 arasında çıkınca. Ama Muharrem. Demin Ketar %2 çıkardı be kardeşim seni ya. %30-50 arasında çıkınca şaka mı bu demiş önce. Arkadaş demiş bunu. Anketlerden birinde yaklaşık 500 bin oy kullanılmıştı. 500 bin oy kullanılan tek anket abi. Nerede olur? Süleyman olsa olsa Süleyman'ın trolleri kendi aralarında anket yaparlar, oyları kendileri verirler. Onlar bile eğer sadece %30-%50 bulmuşsa demek ki binde bir falan ancak Muharrem. Ya Muharrem'in kurduğu parti stratejik ortaklık partisi. O bilmiyor mu baraj aşamayacağını? Ama ya ben ne kadar oy tırtıklarsam o kadar zarar veririm. O kadar korkar CHP Kemal Bey. Beni ve yanında da belki birkaç kişi daha milletvekili adayı yapar diye kurulmuş bir parti. Vallahi de billahi de. Sadece Muharrem'in partisi değil. İrili ufaklı partiler, Zafer Partisi dahil. Bütün o partilerin hepsinin bir tek amacı var. Genel başkanlarını ve yanlarındaki bir iki kişiyi milletvekili adayı yapabilmek. Evet. Aman da yazın bir tarafa. Yanılıyorsan bana istediğiniz her türlü hakaret edin. Vallahi kimseyi mahkemeye vermeyeceğim. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi vermeyeceğim. Çünkü zaten benim öyle bir huyum yok. İftira atmak hariç. İftira atanı veririm abi. Ötekileri verdim. Avukat yeğenim koşuşturuyor. Sağ olsun. Abi böyle bir şey olur mu ya? 500 bin kişiyle anket yapılır mı ya? Allah Allah. Ya 500 bin kişiye nasıl telefon ettiniz de, nasıl sordunuz da, nasıl yüz yüze görüştünüz? Kaç milyar lira harcadınız? Hestiralan keratalar sizi, keramiciler sizi, edepsizler sizi. Olan adam olun be. Adam olamamışsınız belli, insan olun ya. Adam olabilirsiniz. Size bir yerlerde genel müdürlük falan verirler. Aa bak adam oldum dersiniz. Ama insan olun insan. İnsan olun lan. Utanın be. Tüh size. Edepsizler. Kerhaneciler sizi. Şşt aman ha. Asla. İçimizden hiçbirine değil yani. Kameraya bakarak konuşuyorum. Çünkü biliyorum beni izlediklerini. Nereden biliyorsun dersiniz. Troll başladı kaynamaya son günlerde ortalıkta. Ya canlarım enseyi karartmayın. Her şey harika olacak. Her şey çok güzel olacak. Mükemmel bir seçim yapacağız. Erdoğan hala aday mı değil mi bilmiyoruz. Korkusuz gazetesinde yarın yine bu konuda da bir şeyler yazdım. Ama ben her şeye rağmen tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda uyarmıştım. Tekrar atma seçimleri rezil olursun demiştim. 400 bin oy fark yarısın demiştim. 800 bin oy fark edin. Karizma o gün bitti. Erdoğan'ın karizma İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle, ikinci defa yapılmasıyla bitti biliyorsunuz. 13 binde 800 bine çıktı. Şimdi iddia ediyorum. İddia ederek konuşurum. Recep Tayyip Erdoğan anayasayı ihlal ve ihfal ederek seçimlere katılırsa, Yüksek Seçim Kurulu'nda suçuna ortak ederse seçimden sonra ne olacağını ben söyleyeyim mi? Hadi söylemeyeyim.
Vallahi söylemeyeyim. Erkan Baş bir şey geçen gün söyledi. Çok hoşuma gitti. Türk Hava Yolları'na ve diğer uçaklara çağrıda bulundu. 15 Mayıs yurt dışı uçuşları yasaklayın dedi. Bunun Türkçesi kaçacaklar. Bence kimse kaçmasın. Hiç kaçmasına gerek yok. Abi yargılanacak olanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın dışındakilerdir. Yeni kurulacak parlamentoda Erdoğan'ın dışındaki bütün bakanlar yargılanabilecek şekilde bugünün muhalefeti, o gün iktidar partisinin oylarıyla karşılaşacaklar. Bundan eminim ben. Orada problem yok. Ama abi bu gelecek olan parlamento Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılamaz. Ya bana beni dinleyin ya. Memduh Bayraktaroğlu tecrübe konuşuyor. Bir defa zaten 400 milletvekili çıkmaz da Millet İttifakı'nın HDP dahil çıksa da bazı partiler Erdoğan'ın yargılanması için oy vermezler. Erdoğan Türkiye'de yargılanmayacak. En başından beri söylüyorum Erdoğan nerede yargılanacağını. Boşverin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim ve tahammüllü kalın.